Evet. Merhaba arkadaşlar. Şuradan buradan konuşmalarda bugünkü konuğumuz gazeteci Nalan Sipar. Öncelikle ben size programımız nasıl ilerleyecek onunla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Benim hazırladığım sorular var. Ben onu Nalan'a yönelteceğim. Sizlerin sorularınız varsa etkinliğin altında paylaşırsanız ben onları eş zamanlı olarak sorabileceğim. Öncelikle Nalan, merhabalar, hoş geldin. Merhaba. Yani tabii ki Almanya'da korona vakası baş gösterdiği andan itibaren en çok görünen gazetecilerden bir tanesisin. Ayrıca seni kutluyorum. Böyle bir seferberlik havasında çalışıyorsun. Bir yandan da tahmin ediyorum ki epeyce zordur. Birazcık Evet. kendinden bahsedersen yayına katılan arkadaşlarımız da senin hakkında daha fazla bilgi sahibi olur bilmeyenler. Ben sana bırakayım sözü. Sonra Tamam. sorularla devam ederiz. Tamam. Yani ben Nalan Şipar. Şu ana kadar farklı Alman kamu radyo televizyon kuruluşlarında muhabir olarak çalıştım, sunucu olarak çalıştım. İşte gazetecilik hayatım aslında WDR'in Köln radyosunda başladım. Orada bir röportaj yarışması vardı. Bundan yaklaşık 10 sene kadar önce galiba. Oradan Orada önce önce radyoculukla radyoculukla başladım. başladım. Daha Daha sonra sonra oradan oradan Almanya'da Almanya'da gazetecilik gazetecilik yapmak yapmak isteyen isteyen herkesin herkesin yapması yapması gereken gereken bir bir eğitim eğitim var. var. Bu Bir yüksek yüksek eğitim eğitim bu. bu. Belli Belli kurumlar kurumlar tarafından tarafından veriliyor. veriliyor. Ben de Ben onu de onu Boşevede Boşevede yaptım. yaptım. Sene Üç boyunca sene boyunca gazetecilik gazetecilik eğitim eğitim aldım. aldım. Onun Onun sonrasında sonrasında formatlar geliştirmeye geliştirmeye başladım. başladım. Muhabirliğe devam Muhabirliğe ettim devam tabii. ettim tabii. Başlarda genellikle Başlarda genellikle Türkiye ile ilgili Türkiye ile ilgili haberler haberler yapıyordum. yapıyordum. Türkiye'ye de gidip geliyordum bu yüzden. Ama sonrasında biraz daha değişti. Daha çok böyle Almanya odaklı çalışmaya başladım. Şu anda da hem Köln Radyosu'nda hala hem Deutschlandfunk'ta hem de Deutsche Welle'nin Türkçe servisinde muhabir ve işte bazen de sunuculuk yaparak çalışıyorum. Gazeteciyim yani. Kolay gelsin. Çok iyi. Tamam. Teşekkürler Nalan. Yani şimdi aslında program akışımız klasik televizyonlarda olan bu canlı yayın akışından farklı olsun istiyoruz. O yüzden yani sen de bana Olmasın sorular zaten, stüdyo sorabilirsin. olur. Sen de bana sorular sorabilirsin. Benim hazırladığım sorulara çok merak ettiklerim açıkçası. Ve inanıyorum ki sen güvenilir kaynaklardan bize şu anki en doğru bilgileri ulaştıracaksın. Yani başlarken şöyle başlayalım istiyorum. Şu anda yani Almanya'da durum ne? İşte hasta sayısı, vaka sayısı, ne kadar test yapılıyor gibi böyle teknik bilgiler. Böyle bir başlayalım istersen. Sonra diğer sorularla devam ederiz. Tamam. Yani ben zaten şu ana kadar verdiğim bütün verileri ve bilgileri genellikle ya yetkili kurumlardan paylaşıyorum ya da işte hükümet yetkililerinin yaptıkları açıklamaları alıyorum. Onlar da Robert Koch Enstitüsü'nden alıyorlar. Buna göre yani Robert Koch Enstitüsü'nün paylaştığı verilere göre şu anda Almanya'daki vaka sayısı toplam olarak 27.436 ve 114 kişi hayatını kaybetti bugüne kadar Almanya'da. Biz Berlin'deyiz şu anda. Berlin'deki vaka sayısı 1.220. Şu ana kadar Berlin'de hayatını sadece çok şükür diyelim bir kişi kaybetti. Başlarda aslında Kuzey Rhein-Westfalya'da yani Nordrhein-Westfalen eyaletinde vaka sayısı çok fazlaydı. Son günlerde Baden-Württemberg eyaletinde bu sayı artmaya başladı. Orada sadece 2-3 yer vereceğim. Yani önemli olan yerleri vereceğim şimdi. Baden-Württemberg'de 5.348 vaka sayısı var. 30 kişi hayatını kaybetmiş. Bavyera eyaletinde 5.754 vaka sayısı ve 30 kişi hayatını kaybetmiş. Nordrhein-Westfalen'de de, Kuzey Rhein-Westfalya'da yani 6.318. Orada 33 kişi hayatını kaybetmiş. Tabii bu Robert Koch Enstitüsü'nün paylaştığı rakamlar. Herkesin böyle internet üzerinden saniye saniyesine takip edebildiği John Hopkins Üniversitesi'nin rakamlarıyla uyuşmuyor. Bunun bir nedeni var. Çünkü Robert Koch Enstitüsü sadece Almanya içerisinde bulunan sağlık dairelerinin ve eyaletlerin onlara bildirdiği rakamları baz alarak bu verileri paylaşıyor ama John Hopkins Üniversitesi'nde veriler Dünya Sağlık Örgütü'nden geliyor ve onlar bir de yerel gazetelere ve işte yerel basın kuruluşlarına bakıyorlar ve bilgilerini buradan da alıyorlar. O yüzden şu anda hani Almanya'daki vaka sayısını bu iki kurum arasında ya da bir kurum ve bir üniversite arasında karşılaştırırsak John Hopkins Üniversitesi'ne göre şu anda 4.000 vaka sayısı daha fazla Almanya'da. 31.370 diyorlar ve 3 kişinin daha fazla yani hayatını kaybettiğini görüyoruz. 133 demişler onlar.
Yani bu şekilde, ama şunu da belirtmek lazım tabii, yani hani şuna inanı şu bana inanılır yani şey geliyor, mantıklı geliyor. Yani buradaki bakanlıkların ve eyaletlerdeki sağlık dairelerinin yavaş girdiği bilgileri gibi bir izlenim var. Bu olabilir. John Hopkins Üniversitesi dünyanın aslında en iyi 10 üniversitesinden birisi. Ve biraz bugün bir araştırma yaptım onlarla ilgili. 1876'da kurulmuş ve o günden bu yana görevlileri, çalışanları 37 defa Nobel ödülü almışlar. Yani hani aslında çok güvenilir bir üniversite. O yüzden onların rakamlarına da bakmak da yani onlar da güvenilir rakamlar veriyorlar diye düşünüyorum. Ama ben genellikle ne olur ne olmaz Alman yetkililerin verdikleri verileri paylaşmayı tercih ediyorum kendi videolarımda, yani ben kendi YouTube kanalım için haber yaptığımda. Teşekkürler Naren. Ya ben sadece bu verilerle ilgili iki soru sormak istiyorum. Çok merak ediyorlar. Bir tanesi ne kadar test yapılıyor? Bu bilgi var mı elimizde ya da sende var mı? Ne kadar test yapılıyor? Maalesef. Çünkü bunu karşılaştıramıyorlar. Yani ne kadar test yapıldığına dair ben şu ana kadar yaptığım, baktığım haberlerde fazla bir şey görmedim açıkçası. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim bu konuda. Anlıyorum. Bir diğeri de yani senin yorumunu merak ediyorum açıkçası. Vaka sayısıyla orantıladığımızda Almanya'da ölüm sayısı oldukça düşük. Bununla ilgili çeşitli spekülasyonlar var ve merak ediyor insanlar. Bir kısım çok fazla test yapılmadığını, bu yüzden böyle oranlar çıktığını. Bir diğer kısım işte Almanya güçlü ve yetişebiliyor hastaneleri tüm hastalara. Senin yorumun ne buna ilişkin? Ya bir de şöyle bir şey var. Yani mesela şeyi de karşılaştırıyor. İşte Çin'de çıkan bu hastalık neden İtalya'da şu ana kadar çok daha fazla kişinin ölümüne neden olduğu gibi bir şey var. Ben işte Target Show'yu izliyorum mesela. Oraya çıkan uzmanlardan birisi 2-3 gün önce şöyle bir açıklama getirdi. Dedi ki bunun iki şeyle alakası var. Bir tanesi İtalya'da yaşayan kişilerin yaş ortalamasının çok yüksek olması. İkincisi de onların ölüm oranının daha yüksek olması Çin'e göre. Yani bu nedenle de aslında hayatını kaybedenlerin sayısı farklılık gösteriyor olabilir. Ama dediğim gibi ben şu ana kadar yaptığım haberlerde hiç bu konuya tam olarak bakmadım. Yani bu testler konusuna bakmadım. O yüzden şu anda hani yanlış bir şey de söylemek istemiyorum açıkçası. Ya ben kendi yorumumu söylemek isterim. Yani takip ettiklerimden. Şöyle bir şey Hissediyorum. hissediyorum. Sanki Sanki Almanya'nın Almanya'nın stratejisi stratejisi hastalık hastalık son son safhaya safhaya gelene gelene kadar kadar karantinada karantinada tutulmasını tutulmasını sağlamak sağlamak ya ya da da evde evde kalmasını kalmasını sağlamak. sağlamak. Sadece solunum desteğine ihtiyaç olduğu anda müdahale ediyor. Bu sayede hastanelerde yer var ve bu müdahale sayesinde de yaşatabiliyor. İnsanları gibi iyimser bir yerden aslında okuyorum ama bu son korona sürecinde aslında bütün devletlere karşı ne kadar büyük bir güvensizlik olduğunu, olması da gerektiğini açıkçası görüyoruz. Çünkü son dakikaya kadar biliyorsun hiç kimse ciddiyetine varamadı. Çünkü muhatabı olan kişiler de buna doğru zamanda gereğince müdahale etmediler. O yüzden insanlar merak ediyor. Bence bir tarafı da bu. İnsanların güvenmemesi birazcık bu durumu daha da zor hale getiriyor. Yani özellikle bu haberlerde ben hep şunu söylüyorum. Teyide muhtaç hiçbir şeyi paylaşmak istemiyorum açıkçası. O yüzden bunları yorumlamak kısmında da şu anda çok dikkatliyim farkındaysan. Yani çünkü şu anda hani beni gerçekten bu Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan kamu spotundan sadece bilen ve beni hani işte bu kız bu haberleri yapıyor, bu konuda haber yapıyor diye bilen birçok insan var ve ben her defasında şunu söylüyorum. Teyit edilmeyen, kesinleşmeyen hiçbir bilgiyi paylaşmıyorum. Tabii ki devletlerin, hükümetlerin paylaştığı her konuya, her bilgiye bir şekilde mesafeli yaklaşmak zorundayım zaten ben de gazeteci olarak. Ama yani şeye katılmıyorum. Çok güven, Alman hükümetine karşı büyük bir güvensizlik içinde olduğunu düşünmüyorum insanların. Ve hükümetin çok geç adımlar attığını da bilmiyorum. Yani her ne kadar bize yansıtmamış olsalar da bazı önlemlerin ya da tedbirlerin en azından daha önceden konuşulduğunu düşünüyorum. Yoksa mesela özellikle bu ekonomik bu teşvik paketlerinde gördüğümüz gibi bu tip kararların bence bu hızda alınması hiç mümkün olmayacak şeylerdi. Çünkü Almanya'nın siyasi sistemi yani bu eyalet sistemi bunu engelliyor aslında.
Tüm bunların bu kadar kısa sürede aşılmış olması bence aslında bana şeyi gösteriyor. Daha önce bunlar aslında konuşulmuş bir şekilde danışılmış olabilir ve şu anda gerçekten böyle takır takır yürürlüğe giriyor. Ama bu da tekrar altını çizmek istiyorum. Benim yorumum, benim gördüğüm kadarıyla bu şekilde olabilir. Ama bilmiyorum ya, yani sen öyle mi düşünüyorsun? İnsanların güvensiz olduğunu mu düşünüyorsun hükümete karşı? Ya şimdi şöyle, sadece Almanya özelinde düşünmemek gerekiyor. Ben bunu daha genel anlamıyla modern devletlere bakış açısından artık güvensizlik üzerinden. Çünkü ilk salgın çıktığında biliyorsun Çin otoriter bir devlet ve hastalığı fark eden doktoru baskı altına aldı. Daha sonra doktor koronavirüsünden kaynaklı yaşamını yitirdi. Ve buradan hareketle aslında günümüz dünyası ve devletlerine karşı güvensizlikler, yani bir genel doğrudan sağlığımıza ilişkin spesifik bilgilerdense birazcık da bunu da ima etmeye çalışmıştım. Anlıyorum. Yani şöyle bir şey, siyasi bir yönden de okuyabiliriz ama en az bugün canlı görevimi bir gazeteci olarak kesin bilgi vermek olarak görüyorum. O yüzden bu yorum kısmından için ya da bu siyasi okuma kısmını şu anda hiç yapmıyorum. Yapmamaya da özen gösteriyorum. Çünkü anladığım kadarıyla insanların şu anda gerçekten bilgiye ihtiyacı var. Özellikle Türkçe yayınlarda, Türkçe verilen bilgilerde kesin ve net bilgi. Ama bunlar mutlaka ki haklısın, tartışılması, konuşulması gereken şeyler. Evet, yani bu konuda görüyorum ben en azından kendim için şu anda geri planda tutuyorum kendimi. Evet, o kısmını ben doldururum. Öyle diyelim. Şey diyeceğim, ya bu konuda devam edeceğim. Ama çok merak ettiğim bir şey var. Sen de değindin. Senin yayınlarını falan takip ediyorum ben. Dolandırıcılar türedi. Almanya'da da varlar. Yani evet. Türkiye'de işte yaşları dolandırmaya çalışıyorlar. Aynı şekilde Almanya'da da görüldüğü söylendi. Bununla ilgili yani şunu sormak istiyorum. Yani nasıl yöntemler kullanıyorlar? Nelere dikkat etmesi lazım insanların? Belki bununla ilgili bilgi verirsek bu iyi olabilir. Sonra evet, devam ederiz diğer konuya. Yani Almanya'da zaten özellikle yaşlı insanlar hep böyle işte yok telefonla arayıp şey diyorlar. Mesela işte anneanne, ben senin torununum, beni hatırladın mı? Bana şu kadar para gönderebilir misin, şunu yapabilir misin falan. Almanya'da hep zaten dolandırıcılık yaşlı insanlar üzerinden gidiyor maalesef. Şu anda ortaya çıkan durum özellikle Berlin'i ilgilendiren bir şey. Berlin'in de belli bir semtini, yani Neukölln semtini ilgilendiren bir olay. Bu Berlin Belediyesi'nin internet sayfasında yayınlandı. Buna göre insanlar işte kapı kapı dolaşıp böyle doktor gibi giyinip beyaz önlüklerini giyerek şey diyorlarmış, işte biz korona testi yapıyoruz. Devlette bunlar yok ama bizde var, bu testleri biz size yapıyoruz deyip özellikle yaşlı insanları dolandırmaya çalışıyorlarmış. O yüzden hani bu yayın aracılığıyla da söyleyelim, böyle bir şey yok. Bunlar kesinlikle dolandırıcılar ve bunlara inanmamak gerekiyor. Açmayın bile kapınızı yani. Yani çünkü öyle bazen öyle şeyler duyuyoruz ki Alman basınında, insanlar o kadar naif olabiliyor ki özellikle böyle bir korku anında, bu da çok insani bir şey bence. Yani hani bir şeyden korkuyorsun ve ona karşı bir önlem olabilecek bir şey sunuluyor sana ve mutlaka hani denemek istersin gibi insani bir durum da söz konusu. Ama zaten dolandırıcıların yaptığı da hep bu aslında, böyle küçük küçük şeylerimizi, bizim böyle zayıf noktalarımızı kullanmak. O yüzden özellikle Berlin, Neukölln'de yaşayanlar bu konuda çok 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 dikkatli olsunlar bence. Ya hemen diğer konudan devam edelim o zaman. Teşekkürler bilgilendirmen için bu arada. Ya ben şeyi de merak ediyorum. Şimdi yani ben de süreci yaşıyorum. Çünkü hepimiz yaşıyoruz aynı anda bu korona sürecini. Ve insanlar evde kalması gerekiyor. Ve bunu özellikle hastalığı yaymamak için yapmak gerekiyor. Birçok kampanyada yapılıyor bununla ilgili. Ama daha önce mesela ben hep İstanbul'la ilgili düşünürdüm. Çünkü İstanbul çok büyük bir metropol. 17 milyon nüfusu var, kayıtlı olan. 20 milyon diyebiliriz. Hep aklımda şey vardı. Ya bir gün elektrik dursa birdenbire her yerde, bu şehir nasıl işler diye kendi kendime böyle düşünürdüm. Çünkü korona sürecinde baktığımızda aynı şey. Büyük şehirlerin özelliği, insanlar gider marketten alışverişini yapar. Bu sistem böyle ilerler. Bildiğimiz ekolojik bir yaşam değildir. Ekip biçmezsin. Ve birdenbire marketler kapanırsa ne olur diye bir korku salıyor ister istemez insanın içini ve bu da insanları stop yapmaya itiyor. Ama ben şunu sormak istiyorum. Çok netleştirerek, daha da kısaltarak.
soruyu. Marketler kapanır mı? Olabilir mi böyle bir şey, mümkün mü? Birincisi İstanbul hakkında şunu söyleyeyim. Ben her sabah İstanbul'da yayın yapan bir programı dinliyorum. Geçen günlerde işte trafik yoğunluğunu söylüyorlar her gün. İşte önce bir 60'a düştü, sonra 40'a düştü. Bugün hatta %18 trafik yoğunluğu, %18'di. Yani gerçekten İstanbul'da insanlar çok çok ciddiye almaya başlamış bunu. Yani marketler kapanır mı? Bu konuda tabii ki kesin bir şey söyleyemem şu anda. Hani ama sadece şu var. Mesela şu ana kadar dışarı çıkma, sokağa çıkma yasağının uygulandığı ülkelere baktığımızda Fransa'da, İspanya'da, İtalya'da buna rağmen marketlerin kapanmadığını görüyoruz. Yani belli kurallar var, belli önlemler alınmış ve insanlar hala süpermarketlere gidip gelebiliyorlar, alışveriş yapabiliyorlar. İkinci bir şey, yani içinizi rahatlatabilecek bir şey daha söyleyeyim. Başbakan Merkel bu konuda konuştu ve dedi ki hiç kimsenin korkmasına gerek yok. Marketlerde raflar bazen boşalabilir ama o raflar tekrar en kısa zamanda doldurulacak dedi. Yani böyle bir gıdada bir sıkıntı, her ne kadar sınırlarda, Almanya'nın sınırlarında kontroller artmış olsa da, kapanıyor olsa da böyle bir sorun yaşanmayacak dedi. Üçüncü bir şey daha söyleyeyim, hani içini, insanların içini rahat edebilecek. Koskoca Lufthansa şirketi şey dedi, yani bir gün olur da biz bu sınırlardan giriş çıkış yapamazsak o zaman biz bir hava köprüsü kuracağız ve gıdaları en azından bu şekilde ülkeye alacağız. Yani bunları düşününce ben şahsen şunu düşünüyorum, yani böyle bir şey çok olası gibi görünmüyor bana. Ama diğer yandan tabii ki de şöyle bir şey var, hani az önce senin dediğin gibi devletlerin ve hükümetlerin dediklerine her zaman dinlerken dikkatli olmak zorundayız. Merkel hep şunu da söylüyor. Bu çok dinamik bir durum. Yani bugün aldığımız önlemler, bugün söylediğimiz sözler yarın geçerli olmayabilir. Bu her zaman için böyle bir olasılık var tabii. Ama biraz böyle hani mantıken bazı şeyleri, yapılan açıklamaları, alınan tedbirleri düşününce böyle bir şey olacağını sanmıyorum. Ben şahsen yapmadım. Hani bu Almanların dediği Hamsterkauf, yani işte bu şeyleri, rafları boşaltacak şekilde alışveriş yapmak bana mantıklı gelmiyor. Açıkçası o psikolojiye de girmek istemiyorum yani. Çünkü o gerçekten ilginç bir psikoloji. Yani işte markette duruyorsun. Bir defa başıma geldi sadece. O da bundan 1,5 hafta önceydi. Cuma günü işten çıktım. Markette duruyorum böyle. İlk defa şeye şahit oldum yani. Rafların boşaldığını gördüm. O güne kadar bana bunu anlatanlara şey diyordum. Ya ben hiç görmedim falan diyordum böyle. O gün bir baktım gerçekten sebze meyve falan hiçbir şey kalmamış. Sonra sırada önümde böyle 30 kişi falan var. O anda şeyi düşündüm, ya neyse bir de şunu alayım, bir de şundan da iki tane alayım gibi bir düşünceye kapıldım. O günden beri aldıklarımı yiyorum hatta. O yüzden çok mantıklı gelmiyor artık bana yani. Hani artık yapmayacağım bunu galiba. Ben gerek duymuyorum ve böyle bir şeyin çok olası olduğunu düşünmüyorum. Teşekkürler. Nasıl söyleyeyim, ben de kendim nasıl yaşıyorum bunu? Açıkçası şunu düşünüyorum. Yani mantıken yaklaşmaya çalıştığımda, marketten aldığım stok eğer ki marketler kapandığında yaşanacak krizden beni kurtarmaz. Yani eğer ki bu gerçekleşirse o zaman kriz çok daha büyüktür diye düşünerek bunu devam edeceğini tahmin ediyorum tabii ki. Fakat artık geleceğe dönük tahminler yaparken bir kere daha düşünmek gerekiyor. Hiçbirimiz koronanın olacağını tahmin etmiyorduk ya da bu şekilde bir duruma geleceğini tahmin etmiyorduk. Etmediğimiz için de belki daha merak etmiyoruz ama bir yandan da yaşam devam ediyor ve sistem hala daha klasik kapitalist şeklinde ilerliyor. Para ödüyoruz ve tabii ki ödediğimiz paranın karşılığını alıyoruz. O parayı kazanmak için çalışmamız gerekiyor. Sözleşmeli, süresiz sözleşmeli çalışan insanlar var. Onlar için şimdilik güvence var tabii ki. Ancak bir de serbest çalışan, Freiberufler deniyor Almanca, serbest çalışanlar var. Onların durumu ne olacak? Bazı paketler açıklandı ama daha somut olarak neler var? Mesela bununla ilgili bizi bilgilendirebilirsen özellikle... Tabii. Ona geçmeden bir şey söyleyeyim. Söylediğin çok ilginç çünkü ben de şey düşündüm böyle ya işte ileride aslında böyle bahçeli bir ev mi almak lazım? Biraz bile olsa toprak en azından hani başımıza ne gelirse gelsin ekip biçebileceğim bir şey mi olmalı acaba diye düşündüm. Hatta bugün bir haber gördüm şu anda yanlış bir şey söylemiyorum ama bir kurum değildi böyle çok bu tarımla ilgili böyle bir dernek gibi bir şey. Şey açıklamasında bulunmuşlar işte marketlerden gidip alışveriş yapacağınıza balkonunuza işte
bir şeyler ekmeye başlayın. İşte domates ekebilirsiniz, şunu ekebilirsiniz, bunu ekebilirsiniz. Hatta birkaç da böyle örnek vermişlerdi işte şu şekilde kullanın, bu şekilde yapabilirsiniz falan diye. Dedim ki ha, demek ki yani gerçekten bunları konuşabileceğimiz bir ortam var artık. Hani balkona çiçek ekmek yine domates ekmek ki ben çok severim domates. Hep de ekerim aslında. Ama şimdi bunlar gerçekten böyle ya eksik mi iki tane domates de orada mı olsa diye düşündüğümüz bir nokta gerçekten. Bunun haricinde şöyle bir şey daha var. Yani sadece raflar boşalmıyor. Şimdi bu çalışanları tabii home office için işverenler evlerine gönderdiği için ve Almanya'da çok böyle katı kurallara sahip bir ülke olduğu için şunların da bugün çok fazla satıldığını öğrendim. Mesela bürolarda kullanılan sandalyeler. Yani işte çalışırken oturulabilecek sandalyelerinde ve çalışma masalarında, laptoplarında artık sipariş verilemeyecek durumda olduğunu öğrendim. Bu da çok ilginç bir şey. Çünkü işverenler şeyi de düşünmek zorunda. Yani hani bu insanları eve gönderiyoruz ama çalışabilecek ortamları da yaratmamız lazım deyip bunları da şu anda tüketmiş gibi görünüyorlar. Sipariş alınamıyormuş yani en azından. Ben öyle bir haber gördüm. Ama çalışanlara gelelim şu anda. Yani farklı gruplar var. Onlarla ilgili birkaç not almıştım. Şimdi yani soru şu, çalışma şu anda çalışanlar ne durumda? Eğer sözleşmesi varsa insanların, hali hazırda bir sözleşmesi varsa, işverenin izniyle home office yapabiliyorlar. Bu durumda maaşlarını almaya devam edebiliyorlar. Diyelim ki karantinaya girdiniz, maaş durumunuz ne olacak? Bu durumda ilk 6 hafta boyunca işveren sizin maaşınızı ödemeye devam ediyor. 6 hafta sonrasında sağlık sigortası maaşınızı üstleniyor. Yani yine maaşınızı almaya devam ediyorsunuz. Şöyle bir durum var ki bence hani bizim insanlarımızın çoğunlukla çalıştığı yerlere bakınca işte restoranlar, imbisler, genellikle 5 kişiyi, 6 kişiyi, işte 10 kişiye varan çalışanı olan yerler için şöyle bir şey söz konusu artık. Kurzarbeitergeld diye bir şey var Almanya'da. Yani mesela diyelim ki bir işletme herhangi bir nedenden dolayı zor bir duruma düştü ve işte çalışanlarını ödeyemeyecek duruma geldi ki şu anda içinde bulunduğumuz durum bu. Yani restoran devlet dedi ki kapatılması gerekiyor bu restoranların. Ve işveren de tabii bu durumda geliri olmadığı için işçilerine de ödeyemiyor, ödeme yapamıyor. Bu durumda işveren ne yapabilir? Bütün işçileri çıkarabilir aslında. Ama hükümet şöyle bir şey diyor, yani toplu olarak bu işten çıkarılmaları önlemek için normalde sistemde var olan bu Kurzarbeitergeld olayını şu anda tekrar gündeme getirdiler. Normalde aslında sıkı şartlar altında, sıkı kontroller altında verilen bu maaş şu anda biraz daha böyle şartlar değiştirilerek daha kolay veriliyor. Bu şu demek, 12 ay boyunca, diyelim ki restoranda çalışan bir işçi 12 ay boyunca eski maaşının, yani o gün bugüne kadar aldığı maaşının, net maaşının %67'sini almaya devam edecek. Eğer bir çocuğu varsa, en az bir çocuğu varsa. Eğer çocuğu yoksa net maaşının %60'ını almaya devam edecek. Yani bu çok önemli bir şey aslında. Ve bunun için çalışanların kendi başlarına bir şey yapmalarına, bir yere başvurmalarına gerek yok. İşverenin sorumluluğunda olan bir şey bu. Yani işveren bunu Arbeitsagentur'a gidip konuşuyor. Ve bu şekilde maaşları ödemeye devam edebiliyor. Eğer şöyle bir durum sizin için söz konusuysa, işte eğer kreşler kapatıldı, okullar kapatıldı, çocuklarınızı bir yere gönderemiyorsanız ve bu yüzden çalışamıyorsanız, aslında en kötü senaryo bu şu anda. Çünkü bu insanlar için herhangi bir maaş söz konusu değil. Yani benim çocuğum var ama anaokulu kapandığı için, okul kapandığı için çocuğumu evde tek bırakamıyorum. Ben de bu durumdan dolayı işe gidemiyorum. İşte anneannesi, babaannesini de bırakamıyorum artık. Maaş alma ihtimalim var mı? Maalesef yok. Bu durumda şöyle bir tavsiyesi var yetkililerin. Yani bu konuda araştırma yapan gazetecilerin, konuştuğu avukatların bilgilerini paylaşıyorum şu anda. Onlar diyorlar ki işte işverenizle bir orta yol bulmaya çalışın. Bunlar ne olabilir? Mesela deyin ki tamam, o zaman ben şu iki haftalık süreç içerisinde ya da okullar kapalı olduğu sürece tatil günlerimi kullanmak istiyorum deyin. Ya da daha önce yaptığım fazla mesailerin parasını bana ödeyin diyebilirsiniz. Ya da ücretsiz tatil alabilirsiniz. Yani bir şekilde bir orta yol bulmanızı tavsiye ediyor bütün uzmanlar. Sen tabii şeyi de sordun, serbest çalışanlar, Freiberufler. Evet. Onlar için de aslında birçok şey var.
Ama bu hafta Cuma gününe kadar bunların kesinlik kazanması bekleniyor. Yani şu anda söyleyeceğim şeyler %100 kesinlik, her ne kadar bu bütçeler ayrılmış olsa da şu anda size işte bu paraları, bu maaşları ya da işte bu destekleri almak için ne yapabilmeniz gerektiğini söyleyemeyeceğim. Ama sadece böyle genel olarak bir bilgi vereyim. Yani serbest çalışanlar için şöyle bir şey var. Hükümet teşvik paketleri hazırladı. Bunlar zorlu selbstständige denilen, yani işte serbest meslek ya da Einzelunternehmer için geçerli, işletme sahipleri için. Genel olarak 40 milyar euroluk bir yardım paketi var. Hükümet bunu açıkladı. Bunun 10 milyarı doğrudan kişilere verilecek. 30 milyarı da kredi olarak dağıtılacak. Ve şöyle ilginç bir şey var. Bu başvuruların hepsi ilk etapta onaylanacak. Yani şey denmeyecek, bunu eksik yapmışsın, şu şöyle olmuş falan denmeyecek. Diyecek ki tamam, işte şu kadar parayı alabilirsin. Sonradan şartların yerine getirilip getirilmediği kontrol edecek. Bu ilginç bir şey çünkü Almanya'da hiç aslında olmayacak bir şey bu yani. Önce işte bütün belgeler hazırlanacak, her şey hazır olacak, ondan sonra parayı alırsın. Burada öyle bir şey yok. Burada çünkü hani kimsenin yaşamadığı şu ana kadar bir durum söz konusu olduğu için gidiyorsunuz, işte belgeler bunlar, şu kadar paraya ihtiyacım var deyip alıyorsunuz ve ondan sonra şartların yerine getirip getirmediği kontrol ediliyor. Peki kimler... bir şey soracağım. Çok pardon, araya giriyorum ama diyelim ki yani şimdi Freiberufler sanatçılar da serbest çalışan olarak geçiyor burada. Evet. Şimdi bir sanatçı gidip ben koronadan kaynaklı evdeyim, projelerimi yapamıyorum, hiç para kazanamıyorum deyip hemen başvurup hızlı bir şekilde bu desteği alabilir. Daha sonra kontrol edilecek ama. Evet. Tamam, aynen. Çok aynen. Teşekkürler. Sen şimdi onunla ilgili birkaç bilgi var. Onu paylaşayım istersen. Bu çok çok önemli bir konu tabii. Yani şu anda dediğim gibi sadece şu ana kadar paylaşılan bilgileri ben vereceğim. Bu haftanın sonuna kadar hangi başvuru formlarının nereden işte yüklenilebilir, ne şekilde yapılabileceğine dair bilgiler paylaşılacak. Ama şu anda onlar yok. Ben kendi YouTube kanalımda en azından bununla ilgili bir video yapacağım. Ve orada yazacağım işte şu linke basarak şu başvuru formunu alabilirsiniz. Ondan sonra şuraya gideceksiniz falan diye detaylı anlatacağım. Ama şu anda o detaylara giremiyorum. Şöyle bir şey var. Şirketler ve serbest meslek çalışanlar için notlarıma bakıyorum, kusura bakma, hepsini aklımda tutmam mümkün değil yani. 5 kişiden az çalışanı olan şirketler bir kereye mahsus olmak üzere 9.000 euro alabilecekler direkt. Bu 9.000 euro önümüzdeki 3 ay için geçerli olacak ve bu paranın da geri ödenmesi gerekmeyecek. Yani bu 9.000 euroyu alacaklar. Diyelim ki bir kuaför işletmecisi 3 kişi çalışıyor yanında ya da en fazla 5 kişi. İşte ben kiramı ödeyemiyorum, şöyle oldu, böyle oldu, koronadan nedeniyle artık işte dükkanı da kapattık dediği an 9.000 euroyu alacak. Eğer 5 kişiden fazla çalışanı varsa işletmenin 15.000 euro alabilecek bir defaya mahsus olmak üzere ve bu destekleri geri ödemek zorunda olmayacaklar. Bir kredi değil yani bu. Bunun için başvuru zamanı henüz başlamadı ama dediğim gibi bu haftanın sonuna doğru belli olacak bu. Eyaletler de kendilerine göre farklı programlar yapıyorlar. Hem yani bir hükümetin yaptığı programlar, teşvik paketleri var. Bir de eyaletlerin kendilerine özel yaptığı bazı programlar var. Berlin özeline bakarsak, Berlin'de şöyle bir durum var. Sofort Hilfe 1, yani acil yardım 1 diye bir paket var. Bu kimin için geçerli? Küçük ve orta çaptaki işletmeler için geçerli. Onlar ilk etapta faizsiz olmak üzere 500.000 euroya kadar kredi alabilecekler Berlin eyaletinden. 2 sene boyunca geçerli olacak bu kredi. Hatta istisnai durumlarda 2,5 milyona kadar, milyon euroya kadar da kredi alma hakkına sahip olabilecekler. Başvuruları sadece Berlin'deki Investitionsbank'tan yapabilecekler. Ama henüz onların da sayfalarına baktım. Orada kesin bilgi yok şu anda. Sonra Sofort Hilfe 2, yani işte Acil Yardım 2 diye bir destek paketi var. Onlar küçük çaptaki işletmeler ve serbest meslek sahipleri için, serbest meslekte çalışanlar için. Onlar için 100 milyon bütçe ayrılmış. Bu paraların da, bu desteklerin de geri ödenmesi gerekmeyecek aldığınız takdirde. Ama başvurular burada da mümkün değil. İlginç olan tabii, daha doğrusu işte göçmenlerin ağırlıklı yaşadığı eyaletlerden biri de Kuzey Rhein-Westfalia olduğu için ona da baktım. Orada şöyle bir fark var. Onlar işte
çalışanların sayısı 5 veya 5'e kadar veya 5'ten fazla olan olarak ayırmıyorlar. 10 ve 10 ila 50'ye kadar çalışanı olan şirketler olarak ayırıyorlar ve serbest meslek sahipleri. Orada şöyle bir şey var. Eğer 5 kişiden az çalışanınız varsa 9.000 euro alabiliyorsunuz. 10 kişiye kadar eğer en fazla 10 kişi sizin işletmenizde çalışıyorsa 15.000 euro. 50 çalışana kadar da 25.000 euro alabiliyorsunuz ve bunların da geri ödenmesi gerekmiyor. Enerji'de yani Kuzey Rhein-Westfalia sanatçılar için ilginç bir şey var. O da sanatçılar için 5 milyon euro bütçe ayrılmış olması. Ve bu kişilerin, sanatçıların bir defaya mahsus olmak üzere direkt gidip 2.000 euro çek gibi neredeyse almalarının mümkün olması. Bunda geri ödemelerine gerek yok. Bu yardımı alabilmeleri için Bezirksregierung yani bölge yönetimine gidip işte başvuru yapmaları gerekiyor ve bu başvurular hali hazırda mümkün. İnşallah fazla kafanızı karıştırmamıştım. Yok ya. Yok yani durum tabii ki karışık ama şöyle düşünüyorum ben. Yani ben çalışan değilim ama ben de sanatçı kategorisine giriyorum ve inanıyorum başka alanlarda da merak eden insanlar izlerseler yayına daha sonra da ulaşılabiliyor. Çok verimli, sağlıklı bilgiler diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Bu arada bayağı da uğraşmışsın. Bir de şey diyeceğim, ben soruları sormaya devam edeceğim ama yayını takip eden arkadaşlara en azından sorayım. Benim biraz daha sorum var. Onların da merak ettikleri sorular varsa fırsat bu fırsat. Yorumun altına yazarsalar ben buradan doğrudan sana iletebileceğim. Onun dışında takip eden arkadaşlar şu anda yayını paylaşırsalar daha fazla kişiye ulaşma şansı var. Yayınımız daha biraz daha devam edecek. Yarısına gelmedik bile diyebilirim. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Sen çalışanlarla ilgili bilgiyi gayet geniş ve açık bir şekilde belirttin, açıkladın, verdin. Şunu merak ediyorum ben. Şimdi özellikle Türkiye'den buraya yeni gelen birçok insan var. Bir kısmı politik sahiplerle burada ama diğer bir kısmı da öğrenci ya da çalışan olarak geçici süreli vizelerle buradalar ve onlar normal çalışanların haklarına ulaşamıyorlar. Bir bu var. Bir diğeri de onların vizeleri, işte süreleri bitebiliyor. İşte yabancılar şubesine gitmeleri, ofisine gitmeleri gerekiyor. Randevu alınamıyor. Bu tarz durumlarda kısaca hani ne yapılabilir? Onları nasıl zorluklar bekliyor? Önerileri neler? Yani ben bugün onların sayfalarına baktım. Diyelim ki işte Erasmus öğrencisi olarak gelmiş birisi ya da akademisyen olarak gelmiş. Vize sorunu var. Ya da Ausländer Behörde'ye gitmesi gerekiyor. Onların sayfalarında hep şu bilgi var. Açık değiliz. Yani hani korona salgınından korunmak için bu daireler açık olmayacak ama bütün işlemler e-mail üzerinden yapılabilecek. Yani o yüzden şey diyorlar, eğer bir randevunuz varsa gelmenize gerek yok. Çünkü her şeyi mail üzerinden halletmeniz lazım. İşte vizenizin zamanı doldu ya da işte vizesiz gelmiştiniz, geri dönemiyorsunuz. Bunların hepsini e-mail olarak işletecekler. Yani işleme sokacaklar şeklinde anlıyorum ben. Bunun haricinde de açıkçası bugün baktım ama başka bir bilgi bulamadım yani bununla ilgili. Bunun yani aksayabileceğini düşünemiyorum açıkçası çünkü çok 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 önemli bir konu bu. Ama dediğim gibi onlar çalışmaya devam ediyorlar, sadece daireler kapalı, her şey e-mail üzerinden yapılacak. Şimdi Ayşe bir soru soruyor, Aniş. Serbest çalışan vizesiyle burada olan arkadaşlarımız da bu sanatçı desteklerinden faydalanabilecekler mi? Sanatçı serbest olarak burada çalışıyor, geçici vizeyle burada. Bu sanatçı desteklerinden yararlanabilir mi? Bilmiyorum. Çok spesifik bir soru. Ama yani ben bu soruyu gördüğüm hemen şöyle copy paste olarak kendi listeme alıyorum. Ve yani bu hafta içerisinde yapacağım videolardan birine bunu açıklık getirmeye çalışayım. Hiç bilmiyorum. Yani. Ama bunu altına paylaşırsan en azından Hem Ayşe ulaşabilir hem de yayını izler. Ve çok merak eden var. Özellikle ötekilerin Berlin dalgasında birçok serbest çalışan arkadaş var. Onlar yani hani buna çok aslında çok mümkün olduğunu düşünmüyorum şu sebepten dolayı. Çünkü bugün bu kredilerle ilgili şeylere bakarken şunu okudum. Yani
hükümet şöyle bir ayrım yapıyor. 5 sene öncesine kadar kurulmuş olan işletmeler ve 5 senedir aynı işi yapan sanatçılar, işte Freiberufla, ve 5 sene son 3 sene içerisinde bunu yapanlar gibi bir ayrımda bulunuyor. Yani bu hani o yüzden çok şey olacağını sanmıyorum. Yani vizeyle, sanatçı vizesiyle buraya gelmiş bir insanın Alman vatandaşı olmadan buradaki bu yardımlardan yararlanabileceğini sanmıyorum açıkçası, ama yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Bu, ama çok çok iyi bir haber konusu. Bunu araştırmam gerekiyor. Belki evet, gerçekten yani yetkililerin bile düşünmediği bir konu bu. O yüzden bir mail atacağım onlara. Bir sorayım bunu. Araştırmam gerekiyor yani. Bir şey diyemem şu anda. Teşekkürler. Yani yine eklemiş Ayşe. Onu da belirteyim takip edenler için. Eğer yararlanamazsa bu insanlar güvencesi ne yapacaklar? Bu insanlar Türkiye'ye mi dönecekler? Ki şu an onun bile olanakları yok. Çünkü uçuşlar da yok. Aslında gerçekten araştırılması gereken bir konu. Belki sen bunu araştırdıktan sonra belki önümüzdeki hafta falan bir yayın daha da yapabiliriz. Bu sorular gerçekten benim için de çok önemli, çünkü Alman medyası hani bu spesifik gruplar, göçmenler hakkında bu tür haberler yapmıyor. Tabii onların şu anda ilgilendiği konular bilgi vermek, işte nasıl yayılır, nasıl korunabilirsiniz falan filan. Ama bu konular çok çok önemli bir şey. Özellikle hani son 3 senede Almanya'ya gelen Türkiyelileri düşününce, ya da bir diğer bir konuda şeydi mesela, işte Almanya Dışişleri Bakanlığı şu anda dünyanın herhangi bir yerinde bulunan Alman vatandaşlarını Almanya'ya getiriyor. 120 bin kişi şu ana kadar geri getirildi. Ve birisi bana Twitter'dan şey yazdı. Yani peki benim annem babam Almanya'da emekli oldu. Şu anda Türkiye'de yaşıyor. Yani tatil için Türkiye'ye gitti. Biliyorsun işte bizimkiler işte aylarca tatil yapıyorlar orada. Onlar da bu program dahilinde getirilebilecek mi diye sormuştu. Ve onlar için geçerli değil bu mesela. Yani her ne kadar oturumu burada olsa da bir aydan fazladır Türkiye'de bulundukları için bu program kapsamında getirilmiyorlar Almanya'ya. Sadece eğer ülke, yani Almanya'nın daha doğrusu işte Dışişleri Bakanlığı'nın kapasitesi yeterse o durum farklı grupları da Almanya'ya getirmeleri söz konusu olacak. Ben o yüzden Dışişleri Bakanlığı'na böyle bir mail attım ve sordum. Yani bu durumda sonuçta onlar hani Almanya'da yaşamışlar, Almanya'dan emekli olmuşlar ama şu anda Türkiye'deler. Onlara şey dediler, yani 4 haftadan fazlaysa bu tatil değildir. Yani onların tatilden anladığı bu değil. O yüzden bu acil yardım paketiyle geri getirilemeyecek insanlar. Ama dediğim gibi işte o yüzden bu tip soruların gelmesi benim için de çok önemli. Çünkü yetkililer bile bunu bilmiyorlar ve düşünemiyorlar şu anda belki de. Hani bu spesifik gruplar hakkında ne gibi bilgiler yapmamız lazım, ne gibi adımlar atmamız lazım diye. O yüzden Ayşe Hanım teşekkürler. Ben bu soruyu aldım. Bir yetkililere mail atacağım. Cevap geldiğinde de paylaşırım. Tamamdır. Teşekkürler. Yani şimdi de aslında birazcık bu son dönem gelen yasaklardan da bahsedelim istiyorum. İşte iki kişinin üzerinde dışarı çıkılamayacak. Bu nasıl bir uygulama bekliyor? Ben hemen amel dugumu pasaportumun arasına koyup öyle dolaşmaya başladım bugün. Aha. bir sıkı yönetim gibi tabii ki. Ama tek makul tarafı işte bunu insanların sağlığı için yapılıyor olması. Bizi teselli eden tek tarafı bu diyebilirim. Ne gibi yasaklar var? Bizi yani nelere uyması gerekiyor? Sen eminim daha genişçe bunu anlatabilirsin. Evet. Yani Merkel pazar günü bir açıklama yaptı bu konuda. Ve hemen alt alta şöyle kısa kısa sıralamamız gerekirse iki kişiden fazla kişinin bir arada gelmesi yasak bundan sonra. Yani bu bir kural değil, bu gerçekten yasak. Buna sadece aileler ve VG'ler gibi aynı evi paylaşan insanlar dahil değil. Yani bunlar istisna. Aileler istisna ve VG'lerde yaşayan, bir evi paylaşan farklı kişiler buna dahil değil. Sosyal çevremizde olan ilişkileri ve temasları asgari yendirmemiz gerekiyor. Bu kurallara uymayanlara bundan sonra cezalar var. Onlar hakkında da konuşabiliriz. Polis tarafından bunlar kontrol edecek. Kamusal alanda karşınızdaki insanla en az 1,5 metre, hatta mümkünse 2 metre mesafe koymanız tavsiye ediliyor. Pazar gününe kadar olmayan ama pazar gününden itibaren olan bir yenilik daha var. O da restoranların kapalı olacağı, yani kapatıldığı artık. Ama şöyle bir şey var. Sipariş ettiğiniz takdirde gidip restorandan yemeğinizi alabiliyorsunuz. Orada da şöyle bir ceza varmış, bugün okudum. İşte restorana 50 metre yakında oradan aldığınız şeyi yerseniz bu da yasak.
Yani bunun da cezası varmış. Pazar gününe kadar kuaförler ve kozmetik stüdyoları açıktı, çalışmaya devam ediyorlardı. Ama onlar da artık kapatıldı. Tek başınızayken spor yapmak için dışarı çıkabilirsiniz. Ya da evcil hayvanlarınızı dolaştırmak için çıkabilirsiniz. Diğer yandan iş yerlerindeki çalışanların ve ziyaretçilerin hijyen kurallarına uyması gerekiyor bundan sonra. Yani ihtiyacı olanlara yardım etmek için dışarı çıkmak, onlar için alışveriş yapmak sorun değil. Ama tüm bu kurallar önümüzdeki iki hafta için geçerli. Yani bu hafta ve bir dahaki hafta için geçerli. Ondan sonra bazı değişiklikler olabilir. Yani Merkel'in her zaman dediği gibi dinamik bir durum içerisindeyiz ve belki de değişebilir bu kurallar önümüzdeki haftadan itibaren. Evet. Peki, ama ben açıkçası böyle bir sokağa çıkma yasağının geleceğini tahmin etmiyordum. Yani Merkel'in yaptığı açıklamalara baktığımızda onun gerçekten biraz da endişeli olduğunu ben düşünüyordum. Çünkü şey demiş bir toplantı esnasında, yani ben insanların koronavirüsten değil korktukları için evde kapıları kilitleyip intihar etmelerinden korkuyorum diye, endişe ediyorum diye konuşmuş. Ve galiba bu Almanların yani özellikle işte bu sokağa çıkma yasağı, hani tarihlerine de bakınca galiba farklı bir psikoloji içinde olduklarını düşünüyorum ve o yüzden bana hiç mantıklı gelmiyordu. Ve sonuç olarak yapmadılar da, yani insanlar tabii ki onlar gözlemlediler, demişler işte cumartesi günü bakacağız insanlar bu kurallara uyuyor mu uymuyor mu, ondan sonra karar vereceğiz demişlerdi. Demek ki yani insanlar disiplinli bir şekilde kurallara uydular ve onlar da böyle bir karar alma gereği duymadılar. Ama tabii hani önümüzdeki zamanlarda bu nasıl değişir onu bilemiyoruz. Hatta şöyle şeyler söyleniyor, yani bu koronavirüs bizi aylarca meşgul etmeye devam edecek. Büyük ihtimalle ara ara bu tip kurallar katılaştırılacak, tekrar biraz daha rahat hale getirilecek. Ama dediğim gibi bir şey diyemiyoruz tabii yani. Her şey değişebilir. Ya evet, yine Ayşe sormuş. Ben de merak ediyorum. Berlin'de biliyorsun konut sorunu var ve insanlar kayıtlı oldukları yerlerde oturmuyor olabiliyorlar. İşte şimdi sokağa çıkarken de çeşitli yaptırımlar var. Yani bunun bir kurala bağlandı. Diyelim ki bizi durdurdular ama biz kayıtlı olmadığımız evde yaşıyoruz. Yani ben sanıyorum ki buna bir engel yok. Zaten tek başımıza dışarı çıkabiliyoruz ama yine de sana sormuş olayım. Böyle bir şey söz konusu mu? Yani kayıtlı değil insanlar oturdukları yerlerinde ve bu bir risk oluşturuyor mu? İyi bir soru. Bunu da yetkililere sormam lazım. Yani Almanlar için sadece şey deniyor, kimlik kartınızın yanında olması yeterli deniyor. Ama tabii hani oturum, ben bunu da not alıyorum. Yani yani şey, hani şu anda senin taşıdığın ne? Yani Anmeldung mu? Ne deniyor ona? Anmeldung, evet. Anmeldung. O senin nerede yaşadığını mı gösteriyor? Adresinin olduğu kimlik kartı mı? Ya evet, şimdi benim başka bir kimliğim var. Yani normal oturum iznimin arkasında adresim yazmıyor. Aha. Yazmadığı için ben yanımda Anmeldung'umu taşıyorum. Çünkü resmi olarak oturduğum yeri orası gösteriyor. Ama yani şöyle, hem kimlik kartın var hem de bu Anmeldung yanında. Evet, benimki böyle ama diğerlerinin farklı işleyebilir ama soru şu. O Anmeldung'un üzerinde yazan adres de benim yaşadığım adres aynı değil diyor. Olabilir. Okay. Ve Berlin'de bu çok yaygın bir şey. İnsanlar işte gidip Anmeldung yaptıramadıkları evlerde yaşıyorlar. Ama Anmeldung'ları da bir arkadaşlarının yanında. Bu çok yaygın bir şey. Yani bundan dolayı merak ediyorlar. Yani bunu ben yetkililere sorduğumda şey de olabilir. Öyle miymiş? O zaman biz bunu daha sık kontrol edelim de denebilir tabii. Yani bir şey diyemiyorum. Ben evet, bir sorayım bunu. Bir sor ama bakalım. Evet. Sen niye böyle de zarar gelmeyecek şekilde sor. Bir arkadaşın arkadaşı. Ya şöyle bir şey olsa mesela falan. Öyle mesela, çok da yani evet, şöyle bir şey olsa falan diye. Evet. Bir soru var ama onu daha sonra alacağım, o soruyu. Ben şey merak ediyorum. Yani az önce de bahsettik ya. İşte Merkel, ya daha doğrusu yayından önce konuşmuştuk. Şimdi Merkel bence böyle çıkıp bir barna, anneanne gibi, nine gibi devletinin başında durduğunu işte karizmatik bir şekilde gösteriyordu. Ve onun bu güç duruşu, deneyimli oluşu insanlara bence güven de veriyordu. Ben de böyle bir izlenim edindim. Ancak biliyorsun ki şimdi Merkel de karantinada. Ne olacak şimdi? Bir bu soru. Bir de
Merkel şimdi Almanya'nın şansölyesi ve ona uygulanan sağlık hizmetiyle sıradan bir yurttaşa uygulanan hizmet aynı mı olacak? İkisinin karantina süreci aynıdır. Bu iki soruyu birlikte sormuş olayım. Sen de cevaplarsan sevinirim. Evet. Bir gazetecinin asla yapmaması gereken bir şey iki soruyu aynı anda sormak. Birinci soru neydi? Ben gazeteci değilim bak. Orada işte takılıyorum. Birinci soru şu. Merkel'in bu bütün karizmasına rağmen insanlara güven veriyordu ama şimdi Merkel'in kendisi de karantinada. Yani Merkel'in şu anda karantina olması insanların güvenini ne şekilde etkiler? Yani bilemiyorum. Şimdi bunu hani cevaplamak için birçok insanla konuşmuş olmam gerekiyordu. Birçok insanın görüşünü almam gerekiyor. Senin yaptığın gibi ben de sadece kendi görüşlerimden bahsedebilirim. Benim nasıl yorumladığım şeklinde. Yani benim için aslında yani testleri negatif çıkmış. Yani koronavirüs yok Merkel'de şu ana kadar en azından. İlk test diye yazılıyor haberlerde. Demek ki ikinci bir test de gelecek ve bu ikinci testte ne olacak bilmiyorum. Yani hani ondan sonra pozitif çıkma ihtimali var mıdır bilmiyorum. Onu söylemek istiyorum. Buna rağmen benim açıkçası böyle güven anlamında ya işte Merkel şu anda hasta olursa ne olur, plan B nedir gibi bir düşüncem yok. Yani Merkel tatildeyken de sonuçta bu ülke bir şekilde işlemeye devam ediyor. Her şey yolunda gitmeye devam ediyor. Ne oluyor mesela? Kaldığı otelin bir odasını ona tahsis ediyorlar. İşte telefonlar, bilgisayarlar onun kullanabileceği şekilde, dinlenmeyecek şekilde ayarlanıyor ve tatildeyken ülkeyi nasıl yönetiyorsa şimdi de öyle yönetiyordur. Hatta işte bugün röportajında daha doğrusu onunla bu konuyla ilgili yapılan bir haberde şey diyordu. Yani ben normalde de zaten bütün günüm telefonlarla ve video konferanslarla geçiyor. Şu anda çok bir şey değişmedi demişti. Zaten kendisi çok meclise de çok yakın bir yerde kalıyor. Tam MIT'de. Herhangi bir şey olduğunda yürüyerek bile gitse ki genelde yürüyerek gidiyor. Yani bir şey olacağını sanmıyorum. Bende şey hissi de yaratmadı yani açıkçası bu. Asıl şu basında çok tartışıldı. Yani Merkel bu açıklamayı neden pazar günü yapmadı? Bu kuralları ve tedbirleri açıkladığı gün yapmadı. Ve onlardan gelen açıklamada şuydu. Eğer biz bunu bu toplantıda söyleseydik gazetecilerin soruları özellikle Merkel'e yönelik olacaktı. Ve insanların dikkati de alacaktı. Ama biz dikkatler sadece bu alınan önlemler ve tedbirler ve yeni getirilen kurallara odaklansın diye bu konuyu orada açmadık dediler ki bence mantıklı da bir karar. İkincisi neydi? Merkel plan B ne olur muydu? Yok şu yani şimdi Merkel şansölye ve ona uygulanan sağlık hizmetiyle sıradan bir yurttaşa uygulanan aynı mıdır? Yani hani Avrupa'daki yani hep biliyoruz Avrupa demokrasisi işte bireye önemsiyor, herkes eşit falan filan böyle devam ettirebiliriz. Öyle mi? Yani sıradan bir yurttaş da ola ki korona olursa kendini güvende hissetsin mi? Aynı hizmeti alabilir mi sence? Yani siyasetçiler ve özellikle siyasetçilerin özel hayatları hakkında ki bu durum da özel hayatın bir parçası. Hasta olabilmek şu anda hasta değil ama şu anda onun özel hayatının bir parçası bu. Ama tabii ki şansölye olarak başka bir görevde de bulunduğu için merak ediyoruz. Bununla ilgili Alman basını çok fazla haber yapacağını sanmıyorum. Yapmıyorlar da zaten. Yapılmaz yani bu Almanya'da fazla olan bir durum değildir. Genelde bu tip şahsi durumlarda fazla bu şekilde bilgi verilmez. Yani Merkel sağlık tedbirlerinde normal bir vatandaş gibi mi tedavi olur? Yani mantığım hayır diyor tabii ki. Çünkü şu yüzden her ne kadar tabii ki burada işte vatandaşlar herkes aynı şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor olsa da sonuçta Merkel bir ülkenin şansölyesi ve başbakanı. Yani hani sanırım bu dünyanın hiçbir ülkesinde yani Amerika'da da bu böyle olur, Rusya'da bu böyle olur, Türkiye'de de bu böyle olur. Hiçbir başbakan normal bir vatandaş gibi tedavi edilmez diye düşünüyorum. Yani mutlaka ona özel bazı şeyler yapılıyordur. Ama mesela geçen de koronavirüse yakalandığını belirten bazı politikacılar olmuştu. Onlar da şey dediler. Yani işte biz daha fazla vitamin almaya dikkat ediyoruz. İşte metabolizmamızı güçlendirecek şeyler yapıyoruz falan filan. Normal onlar tam olarak ne yapıyor? Normal bir vatandaş hangi şanslara sahiptir bunu yapabilmek için? Bir şey söylemek zor açıkçası yani kesin bir şey de söyleyemem şu an ama ben şunu düşünüyorum yani tabii ki Merkel'in normal bir vatandaşla aynı tedaviyi görmez herhalde yani. Ya aslında ama bu soru yani. Şu sorunun cevabı şuna ulaşmak içindi.
sıradan bir yurttaş gerçekten etkili bir sağlık hizmeti alıyor mu? Alabiliyor mu? Şu anda korona olursa sen sağlık sisteminin şu an buna iyi bakacağını, hastaneye gittiğinde, gitmek zorunda kaldığında insanlar neyle karşılaşacaklar? Çünkü şu an evde oturuyoruz ya, dışarıdaki yaşamla ilgili sadece fantezi kurabiliyoruz. Örneğin hastaneler nasıl bekliyor bizi filan. Yani hani bu bilgiye ulaşmak için aslında ben birazcık daha şöyle sordum soruyu. Evet, aynı hareketi ben yapacaktım ama yapmadım. yani ben mesela şunu söyleyeyim, etrafındaki 2-3 kişi böyle grip olduğu için koronavirüs şüphesiyle hastaneye gitmiş ve bunlar genellikle genç insanlar olduğu için onlara koronavirüs testi yapılmamış. Yani şey demiş, işte siz risk grubunda değilsiniz, o yüzden size bunları yapmamıza gerek yok. Şu anda işte anlattığın belirtilerde koronavirüse benzemiyor, o yüzden eve gönderilmiş bunlar. Ama bu bahsettiğim kişiler işte 35 yaş ve altı insanlardan bahsediyorum şu anda. Yani bu öyle bir şey ki normalde hani şöyle bir tartışma da var şu anda mesela işte genellikle sosyal medya üzerinden yürüyen göçmenler hastaneye gittiğinde bir Alman vatandaşıyla yani dış görünüşünden Alman olduğu, Biodeutsch olduğu görülen bir insanla aynı tedaviyi alabilir mi, görebilir mi? Bu da bir soru. Yani tabii ki ırkçılık sağlık sisteminde de var. Ama yani hani şimdi böyle gözlem yapmadan, senin de dediğin gibi şu oturduğum yerden haber yazarak hastaneye gitmeden bunu söylemem çok çok zor. Doğru da olmaz yani bu konuda bir yorum yapmam. Ama ben şunu düşünüyorum, Almanya'daki sağlık sistemi yeterince sağlam ve oradaki sağlık hizmetinde çalışan, sağlık sektöründe çalışan kişilerin de bu konuda çok aslında hassas olduğunu düşünüyorum. Yani böyle bir şey olabileceğine ihtimal vermiyorum. Yani hani biz Merkel'den daha kötü bir tedavi mi görürüz, yoksa işte aynı şekilde bize davranmazlar mı, ya da işte yeterli bir şekilde ciddiye alınır mıyız hastaneye gittiğimizde? Alınırsınız diye düşünüyorum yani. Hani bugüne kadar nasılsa bundan sonra da öyle olur. Ha, şöyle bir şey olabilir. Tabii ki bu ilk defa yaşanılan bir şey. Herkes bunu söylüyor. Yani ekonomiden sağlık sistemine kadar herkes şunu söylüyor. Bütün yetkililer böyle bir şey daha önce hiç yaşamadık. Yani o yüzden şu anda benim söyleyeceğim şeyler geçmişe dayanarak yaptığım gözlemlerden yola çıkarak söylediğim şeyler. Ama belki de acil durumlarda farklı şeyler, farklı davranış biçimleri, işte ne bileyim sağlık personeli farklı önlemler oluyordur ya da farklı prioriteler koyuyor olabilir. Ama bu konuda gerçekten bir şey diyemiyorum şu anda. Bir de şöyle bir şey var, gidip hastanede araştırma yapmam da imkansız çünkü kesinlikle almıyorlar. Onu da şuradan biliyorum. Dün işte doğum sancısıyla bir arkadaşım hastaneye gidiyor. Akrabaları gitmek istiyorlar ve kesinlikle hastaneye alınmıyorlar. Yani o yüzden ben bir gazeteci olarak girsem bile, girmeye çalışsam da çok zor olur diye düşünüyorum yani. Peki burada aslında çok ince bir nokta. Yani normalde basının burada özel yetkileri olabiliyor. Sıradan bir yurttaştan farklı olarak bilgi edinme gibi bir durum söz konusu. Peki şunu diyemez miyiz? Yani belki de şu an tamamen distopik düşünüyorum. Çok kötü şeyler oluyor orada. Basın orada bunu göremezse nasıl haber olacak? Böyle bir soru işareti oluyor mu, yoksa ya zaten ellerinden geleni yapıyoruz, yapıyorlar demekle yetinmek mi gerekiyor? Yani benim bunu söylememden aslında bu şeyi çıkarmamalısın bence. Çünkü yani belki hani çok olmayan bir şeyden, bir senaryodan yola çıkarak bunu söylüyoruz. Yani belki ben bir basın mensubu olarak onlara desem ki işte bu konu hakkında bir haber yapmak istiyorum, gelip görebilir miyim? Belki de gelin buyurun girebilirsiniz diyecekler. Anladım. Öyle bir şey de var yani hani. O yüzden hani bilmiyorum, sadece bundan yola çıkarak bir şey söyleyemem şimdi. Belki de gerçekten basın mensuplarının böyle bir hakkı vardır ama ben şu ana kadar hiç böyle bir şeyden yararlanmadığım ya da sormadığım, gerek görmediğim için ya da bu konuda haber yapmadığım için böyle bir şeyle karşılaşmadım ve düşünmedim de yani şimdiye kadar. Anladım. Yani belki de dediğin gibi yani şu an o zaman buna cevap bulamıyoruz. Peki sağlık çalışanları dedik, her gün saat 10'da alkışlarla destekliyorlar. Sadece sağlık çalışanları değil, aynı zamanda market çalışanları, fabrikada çalışan insanlar var, çiftçiler var. Şu anda aslında var olan yaşamın hani devam edebilmesini olanak sağlayan emekçi insanlar var. Evet, onları alkışlıyoruz, tamam, evet, kutluyoruz. Ancak şunu biliyorum, örneğin sağlık alanında özellikle çok düşük ücretlerle Almanya'da çalışıldığını biliyorum.
bu alanlarda çok ciddi zorluklar çekiliyor. Örneğin Lidl ve benzeri büyük marketler, Almanya'daki büyük marketlerde çalışanların çalışma koşullarının zor olduğunu biliyorum. Ulaşım... Ve bu işleri yapanların çoğunlukla kadınlar olduğunu biliyoruz. Evet ve çok temel ihtiyaç olduğu da birdenbire fark edildi. Yani marketten alışveriş yaparken çalışana sarılısı geliyor insanın. Yani, sağ ol demek için. Ancak bir de şu var, ya bu insanların çalışma koşulları neler? İyileştirmeye gidildi mi? İzlerini alabiliyorlar mı? Onların sağlık durumu kontrol ediliyor mu? Neler yapılıyor? Var mı bir bilgi bununla ilgili? Yani bir bilgi yok ama söylediğin şeyler çok önemli tabii. Ve bence, yani ben de mesela arkadaşlarımla şu tartışmayı çok yaşıyorum şu aralar. İşte koronavirüs salgını bittikten sonra nasıl bir toplum karşımıza çıkacak? Nasıl insanlar? Biz nasıl dönüşmüş olacağız? Dönüşmüş olacak mıyız? İçinde bulunduğumuz sistem dönüşmüş olacak mı? Değişmiş olacak mı? Bu söylediğin şeyler çok önemli. Yani sağlık sektöründe çalışan insanların özellikle Krankenpflege dediğimiz işte hemşireler aslında Türkçesi galiba öyle. Onların ya da hasta bakıcıların çok çok az maaş aldığını biliyoruz. Çok fazla hep böyle onlar söylüyor biz limitte çalışıyoruz. Yani hani buraya kadar geldi artık ondan sonrası yok. Şu anda büyük ihtimalle onlar da zorlanıyorlardır. Hangi şartlar altında çalıştıklarına dair bir şey ben okumadım. Kendi gözlemlerimde yapmadım. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim ama bence bundan sonra yani için öyle bir sürecin içinden geçiyoruz ki şu anda. Gerçekten bu salgın ne bileyim 3 ay 6 ay sonra bittiğinde ben şunu düşünüyorum, ben gerçekten değişmiş bir insan olacağım, farklı bir insan olacağım belki de. Toplum olarak da değişebiliriz belki de, dönüşebiliriz. Geçen de bunun tartışmasını yaşadık. Ondan sonra her şey, yani bu salgın bittikten sonra her şey daha mı iyi olacak, daha mı kötü olacak? İşte mesela şu anda insanların ya da politikacıların yıllardır savunduğu Avrupa hayali, sınırsız sınırları olmayan en azından kendi ülkeleri içerisinde Avrupa hayali bir bakacağız belki de. Bitmiş olacak. Çünkü şu anda sınırlar kapanılıyor. Ve ondan sonra merkeze yönetilen sorulardan biri de şu oluyor genelde. Hatta yöneltilmiş kendisine. Yani sınırlar tekrar açılacak mı? O da umarım demiş. Umarım ne demek? Yani hani kesin bir şey söyleyememesi Merkel'in ilginç bir şey bence. Ama bu sağlık çalışanlarına tekrar gelecek olursak bence içinden geçtiğim, ben çok optimist bir insanım. Her zaman böyleydim. Yani bence şunu yapmamız gerekiyor. Bu konuları, bu insanların bizim hayatımız için inanılmaz önemli olan bu insanların, bu emekçilerin şu içinde bulunduğumuz krizde çok farklı bir yere konulması lazım. Ve bu da bir şekilde hani bir basın mensubu olarak biraz bana düşüyor, biraz da size düşüyor. Aslında herkese düşüyor. Bu insanların haklarını sürekli dile getirmemiz lazım diye düşünüyorum ben. Yani ki ondan sonra herhangi borsada çalışan herhangi bir insan, yani toplumumuza şu anda hani etrafımıza baktığımızda kim lazım bize? Borsada bilmem neleri alıp satanlar değil, bu sağlık çalışanları bize lazım. Demek ki onların çok çok iyi, aslında şu ana kadar aldıkları maaştan çok çok iyi maaşlar alması gerekiyor. Ve ben en azından kendi adıma şunu söyleyebilirim. Ben bu konuya dikkat çekmeye devam edeceğim. Çünkü bu beni çok şu anda meşgul eden, yani kafamı da çok meşgul eden bir soru. Çünkü bu beraberinde şey de getiriyor. Yani toplumumuzda ne kadar eşitlik var? Ve insanlar hak ettiği değeri alabiliyorlar mı? Görebiliyorlar mı? Mesela ben bile markete gittiğimde senin dediğin gibi orada çalışan insanları görünce şu anda çok farklı bir gözle bakıyorum. Adam işte sürekli rafları dolduruyor. Sürekli rafları dolduruyor. İşte insanlarla muhatap oluyor. Oraya gidecek. İşte hasta olma riski benden çok çok daha yüksek. Bu insanların, bu emekçilerin haklarını savunmak bize düşüyor diye düşünüyorum ben yani. Ya kesinlikle. Ben umarım şartları kötü olanlar grev yaparlar bu süreçte diye düşünüyorum. Çünkü grev! ama tabii ki yani bence insanların emek hakkı en temel şeylerden bir tanesidir. Ve şu anda zor şartlarda hayatlarını ortaya koyarak çalışıyorlarken bunun sadece alkışla geçiştiriyorsa eğer siyasetçiler, bence en doğru grev anı şu andır. Zaten bu grev hemen başarıya ulaşacaktır diye düşünüyorum zaten. Saatler bile sürmeyecektir. Ama tabii ki şu kriz anında insanlar bunu düşünmüyorlar. Fakat bu alkışla yetinilecek bir noktada kalırsa bence insanlık olarak bunun altından kalkamayız. Özellikle bu meslek gruplarının, ki her meslek grubunun insani yaşam
haklarına edinmesi, yaşamını iyi geçinebilmesi gerekiyor. Bu her çalışan kesim için ve özellikle şu süreçte bizim için çalışan emekçiler için ayrıca önemli diye düşünüyorum. Yani yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz Nalan. Ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Ama onun öncesinde bir soru daha var. Ayşe Aniş sormuş. Seni Facebook'tan da ekleyecekmiş, bana özelden de yazdı. Sana özellikle o da göçmenler üzerine Handbook Germany diye bir sayfada, daha doğrusu bir programda çalışıyor. Çok bilgi ver ve sen... Efendim? Biliyorum ben onu, evet. Evet. Yani oradan, yani neyse, eklediğinizde zaten konuşursunuz ama bir sorusu önemli bence. Şimdi toplu taşımayı kullanamıyoruz. Ve biz dondurabilir miyiz bunu? Niye kullanıyorsak niye ödüyoruz? Aylık abonmanları olan insanlar var. Böyle bir soru geldi. Sanıyorum sen de bilgi sahibiysen. Maalesef. Yani dondurmak, bilmiyorum. Benim normalde de aylık biletim olmadığı için hani normalde nasıl oluyor, şu an nasıl olur hiçbir şey söyleyemiyorum şu anda maalesef. Ama Ayşe Hanım, ben de görüyorum yazdıklarını. Beni eklesin. Bu soruların hepsini bana teker teker mesaj olarak atsın. Hepsiyle ilgileneceğim. Tamamdır. Süper. Şöyle son soru, ondan sonra belki dilek temenni bölümünü geçeriz. Şey diyeceğim, sence ya sen epeydir Almanya'da çalışıyorsun, deneyimli bir gazetecisin ve Alman siyasetini de iyi kötü biliyorsun, şu durumu da eminim sağlıklı değerlendiriyorsun. Sence ne zaman biter bu, bitebilir mi? Tabii ki çok zor bir soru ama senin nasıl bir duygu hali içerisindesin? Biraz daha kişisel de soruyorum bu soruyu. Biteceğini öngörüyor musun? Neler düşünüyorsun? Yani okey. Bu soruya iki türlü cevap verebilirim. Bir tanesi gazeteci olarak. Gazeteci olarak şunu söyleyebilirim. Yani ilk vaka Çin'de, Wuhan kentinde ne zaman çıktı? Aralık 2019'da. Şu anda işte Çin'de rakamların gerilediğini biliyoruz. Daha önce karantinada olan bölgelerin artık karantinadan çıkarıldığını biliyoruz. Yani işte ne kadar sürmüştür? 4 ay. Hayat artık normalleşmeye başlamış Çin'de. Diğer yandan işte mesela İtalya'da hiç öngörülemeyecek şekilde, hızlı bir şekilde ilerledi. Farklı nedenlerden dolayı farklı bir seyre girildi. Ölü sayısı çok daha fazla oldu. O yüzden bir gazeteci olarak bu soruya cevap vermek çok zor. Diğer yandan şu şekilde açıklamalar var. Yani şeyle alakalı diyor mesela bazıları. Alınan tedbirlerin sertliği ve toplumun tepkisiyle de alakalı bir şey olabilir. Yani bu ne demek? İşte biz şu anda mesela Almanya'da sokağa çıkmayı yasaklamadık. Bu o yüzden hani orta derecede bir tedbir mesela. Eğer yarın öbür gün bunun işe yaramadığını görürsek ve vaka sayısı artarsa tekrar bunu frenlemek için belki daha katı kararlar alınabilir. Bu da hastalığın, daha doğrusu salgının gelişmesini, gidişatını değiştirebilir. Bugün her ne kadar şu anda onu tam böyle kafamda toparlayamıyor olsam da işte şeyle ilgili açıklamalar vardı. Yani bir ilaç ya da bir tedavi bulunmadığı sürece virüsün yayılma hızı ve alınan tedbirlerle ilgili böyle bir şey korelasyon, karşılaştırma, bağlantı, bir bağlantı kurarak bazı şeyleri açıklamaya çalışmışlardı okuduğum bir yerde. Kesin olarak bir şey söyleyemem, tabii ki söyleyemem. Yani bunu hiçbir yetkili söyleyemez şu anda. Ama kişisel olarak ben bu durumun 3 aydan daha fazla süreceğini düşünmüyorum. Dediğim gibi onu da biraz da böyle kendimden, yani Çin'deki gelişmeleri baz alarak düşündüğüm için söylüyorum. Ve galiba Almanya biraz daha şey ya, hani daha disiplinli bir toplum, daha böyle kuralcı bir toplum, kurallara uyan bir toplum. Sağlık sistemi çok sağlam. Yani işte ve şu anda hali hazırda bir sürü bazı tedavilere olumlu cevap verdiğini biliyoruz insanların. Her ne kadar bir ilaç şu ana kadar keşfedilmemiş olsa da tedavilerin birçok insanda olumlu sonuç verdiğini görüyoruz. En azından Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda, ne bileyim işte Berlin'de bir hastane daha kurulacak, 1000 yataklı, 1000 yatak kapasiteli, genel olarak Almanya genelinde sağlık sistemine çok fazla bütçeler ayrılıyor.
bir şekilde altından da kalkacağını, kalkabileceğini düşünüyorum. Almanya dünyanın en sağlam sağlık sistemine sahip ülkelerinden birisi. O yüzden biz her ne kadar bu saçma bir şey olsa da diğer ülkelere göre daha şanslı bir konumdayız. Hani bu, aslında böyle bir konuda şanstan bahsetmek çok kötü tabii, aslında hoş bir şey değil. Ama yani hani insanların biraz böyle içlerini aslında hoş bir şey değil. Ama yani hani insanların biraz böyle içlerini rahatlatacaksa bunu söylemekte yarar var. Bence hani bütün bu yaşadığımız süreçte aslında benim için önemli olan şey insanların psikolojisini nasıl etkileyeceği bu durumun. Yani insanlar bundan nasıl etkilenecek? Mesela şeyi biliyoruz, işte göçmenler arasında psikolojik sorunu yaşayan insanların, psikolojik sorunu olan insanların Alman toplumuna göre daha yüksek bir oranda olduğunu biliyoruz. O yüzden ben bugün Münih'te özellikle göçmenler konusunda psikoterapi hizmeti veren bir hastanenin şefiyle konuştum. Kendisi Türkiye'li bir kadın ve onunla konuştum. Yani özellikle göçmenler bu konuda nelere dikkat etmeli, ne yapmalı, bu panik onları nasıl etkiliyor, daha önce sosyal psikolojik durumdan